Esma Akbalık doğru haber. Kerbela. Bugün rehberin matemi, bugün günlerden Aşura. Yalnız Kerbela'da değil, bizim için her yer Kerbela. Evet kıymetli okurlar, Muharrem ayı gelince aklımıza hicret, şehadet, vuslat gelir. Bu üç önemli kavramı dikkatlice irdelediğimiz vakit Kerbela'dan alacağımız çok dersler ortaya çıkar. Yani anlayacağınız sınavımız çok zor. Fakat sonucunda peygamberlerin dahi gıpta ettiği bir makam var. Eğer Hüseyin Allah ve Resulüne doğru hicret etmeseydi, şehadetle vuslata ermezdi. Demek ki vuslata ermek için bazı şeylerin hasretini çekmek lazım. İşte Can Hüseyin, tüm dünya ve dünyalıkları, sevdiklerini Allah için arkada bırakıp, adı Kerbela, adı Aşura, adı şehadet olan visale doğru kutlu bir yolculuk yaptı. Hem öyle bir yolculuk ki kıyamete kadar gelecek tüm Hüseyinlere izzetli bir direnişin izini bıraktı. Öyle bir direniş ki zilletle yaşamaktansa izzetle ölmeyi yeğlerim diyen yiğit adamın direnişi. Hüseyin korkusuzca Yezid'e baş kaldırıp kıyamete kadar gelecek tüm yezitlere onurlu bir duruşun dersini verdi cesaret ve şecaatiyle zalimin kalbine korku salarken kendini kaybetmiş köle ruhlu hürlere onurlu bir hürriyet bahşeyledi. Evet Hüseyin'in safına geçenler maldan, yardan, serden geçen hür gibi adamlardır. Ona karşı gelenlerse itibarları uğruna imanlarını satan beş para etmez basit adamlardır. Tarih, Yezid ve dal kavuklarını hep lanetle anarken Hüseyin ve yarenlerini her dem rahmetle anacaktır. Zira Hüseyin Kerbela çölünde tek başına onurlu bir direnişin kıyamını sergiledi. Gidenler Hüseyini bir iş yapmıştır, kalanlarsa Zeynep'i bir iş yapmalıdır. Evet, Zeynep'i bacılarım, şehitlere bir de şahitler lazım. İşte Hüseyini kıyamın canlı şahidi olan Hazreti Zeynep, Hüseyini davanın sesi ve nefesi olmasaydı belki bugün bizler Hüseyin'in davasını bilmeyecek, anlamayacaktık. Kıyam ve şehadetin canlı şahidi olan Hazreti Zeynep, kıyamete kadar gelecek tüm Zeynebi kardeşlerime zalim Yezitlere karşı izzetle direnmenin, çileyle bilenmenin, bilendikçe güçlenmenin en güzel dersini verdi. Hazreti Zeynep, can kardeşi ve tüm Kerbela şehitlerini yürek mezarına gömerek tüm kıtaları dolaşıp aziz kardeşinin davasını anlattı. Çünkü Hüseyinler işini yapmış, şimdi sıra Zeynep'teydi. Dolayısıyla Zeynep'in yaz tutmaya, oturup ağlamaya zamanı yoktu. Çünkü onun dert edindiği, uğruna tüm sevdiklerini feda ettiği kutlu bir davası vardı. Evet kardeşlerim, var mı bizim de böyle bir derdimiz? Uğruna bedeller ödediğimiz, 20. yüzyılda kerbelalar yaşadığımız, maldan, candan vazgeçip, Hüseyin'i bir hicret ve şehadet yaşayanımız. Sesinizi duyar gibiyim. Daha dün Ahmet sokaklarında, Kerbela'yı bir kez daha yaşadık. Tıpkı Kerbela çöllerinde zalimlerin Can Hüseyin'in bedenini atlara çiğnettiği gibi Yasin'imizin bedenini yakıp sonra da üzerinden zamanın modern atlarıyla geçip çiğnetmediler mi? Tıpkı Hz. Hüseyin'i öldüren münafıklar, dönek küfeller gibi Yasin ve arkadaşlarını da sözde Müslüman geçinen kalbin nifak ve nisyan dolu zalim bir taife şehit etti. O nedenle diyoruz ki her günü aşura, her yer Kerbela bize. Ey Rabbim, bizleri Hüseyin'i davanın varisleri, Zeynebi kıyamın sesi ve nefesi kıl.